Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün farklı evrenlere açıldığı da söylenen kara deliklerden bahsedeceğiz. Kara delik nedir? Nasıl oluşur? Her şeyi yutabilecek güce sahip olan bu kozmik cisimlerin içinde ne var? Kara deliğin içine düşersek ne olur? Kara delik her türlü maddesel oluşumun kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan kütlesi büyük bir kozmik cisimdir. Yani bir kara delikten kurtulmak için ışıktan hızlı yol alınması gerekir. İnanılmaz derecede büyük kütle yapısına sahip yıldızların patlayarak ölmesiyle oluşan bu nesneler, insanların uzay ve zaman kavramı hakkında bildiklerini zorlamaktadır. Kara delik olarak adlandırılan kozmik cisimlere ulaşan ışık geri yansımaz. Kütle çekim kuyusu öylesine büyüktür ki ışık kara deliğin ufkundan dışarı çıkamaz. Bu sebeple bir kara deliğe baktığımızda gözünüze herhangi bir renk ulaşmayacağı için kara delik size tek bir görsel izlenim verir. O da siyahtır. Gördüğümüz kara delik siyah değildir esasında. Hiçbir şey göremediğimiz için gördüğümüzü düşündüğümüz şeyi siyah olarak algılarız. Kara delikler 3 boyutlu değildir ve sıfır hacimli olarak kabul edilmektedirler. Kara deliklerin yoğunluklarını şöyle düşünebiliriz. Güneşten yüzlerce, binlerce hatta milyonlarca kat büyük bir kütleyi hayal edin. Bu kütlenin hepsini İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna kadar olan mesafede bir hacme sıkıştırdığınızı düşünün. Kara delikler gibi devasa gök cisimlerinin kütlesi aşırı büyük, hacimleri aşırı küçüktür. Bu muazzam bir yoğunluk demektir. Bu kadar yoğun bir kütlenin uzay zaman dokusundaki etkisi akıl almaz boyutta bir bükülmedir. Buna kütle çekim kuyusu denir. Bu kuyu öylesine hızlı derinleşir ki ışığın hızı bile bu derinleşmeyi alt edemez. Bu nedenle o meşhur söz ortaya çıkar. Kara delikler öylesine güçlü bir çekim kuvvetine sahiptir ki ışık bile bu çekim kuvvetinden kaçamaz. Peki bir kara deliğin içine düşersek ne olur? Görelilik teorisini kullanarak kara delikler gibi yüksek kütle çekim kuvvetine sahip gök cisimlerinin çevrelerinde neler olması gerektiğini kestirmemiz mümkündür. Kara deliğin muazzam kütle çekim kuvvetine fazlasıyla yaklaşan bir astronot, gelgit kuvvetleri denen bir kuvvetin etkisi altında kalacaktır. Yani vücudunun farklı kısımları farklı miktarda kütle çekim kuvveti deneyimleyecektir. Örneğin bir kara deliğe balıklama dalan bir astronotun kafasındaki çekim kuvveti ayaklarındaki çekim kuvvetinden çok daha büyük olacaktır. Buna bağlı olarak bir spagetti gibi uzayacaktır. İşte Stephen Hawking tarafından popülerleştirilen bu kavrama spagettifikasyon adı verilmektedir. Yine de kara deliklerin içinde ne olduğunu veya tam olarak ne tip süreçler yaşandığı hakkında henüz net olarak bir şey söylemek mümkün gözükmemektedir.